Evet, Milas Fesleğen yangınından bildiriyoruz. Şu an köy merkezini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi itfaiye, orman, beton firmalarının araçları burada hazır vaziyette yangınla mücadele ediyor. Şu an alevler şu gördüğünüz güneydeki tepenin ardında. Hafif bir duman yükseliyor. Biraz önce buraya geldiğinde, canlı yayına başlamadan önce bir uçak müdahalede bulundu. Onu buradan belirtelim. Bir uçağın şu karşıki tepede müdahalesine şahit olduk. Evet. Ve tabii köy merkezine biraz daha batı taraftan da bir dumanın yükseldiğini görüyoruz. Fesleğen'de alevlerin yerleşime ulaşmaması için önlem alınıyor. Sağlık ekipleri burada. İtfaiye araçları, vatandaşlar, gönüllüler, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri. Burada bir koordinasyon aracı var. Her yangında gördüğümüz gibi beton firmalarının ağır tonajlı araçları su takviyesi için hazır vaziyette duruyor. Koordinasyonun yapıldığı Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir araç burada. Hem kameralarla yangını izliyor, hem de diğer ekibi yönetiyor. Evet, Fesleğen yangınındayız. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Fesleğen mahallesindeyiz. Alevlerin yerleşime ulaşmaması için burada ciddi bir çalışma var ve önlem söz konusu. Şu gördüğünüz alanda, evet, alevlerin geldiği yönü gösterelim. Hemen Fesleğen köyünün güney cephesindeki Kızılçam ormanlarının ardından dumanlar yükseliyor. Bakın aynı hatta. Şimdi buradan şöyle şuraya kadar dumanlar yükseliyor. Tabii ekran biraz parladığı için karşı taraftaki dumanları göremiyor olabilirsiniz. Biraz da sarsıntıdan dolayı. Helikopterlerin su alabileceği göletler. Bu göletlere bu şekilde tankerlerle su boşaltılıyor. Hava araçlarının buradan alıp yangın bölgesine götürebilmesi için. Gördüğünüz gibi. Hani bir deyim vardır. İğneyle kuyu kazmak. Hakikaten tüm imkanlarla böylesi bir mücadele veriliyor. Yöre halkının, gönüllülerin, ekiplerimizin desteğiyle, birlik ve beraberliğiyle yangınla mücadele Fesleğen Mahallesi'nde devam ediyor. Evet. Umarız alevler Fesleğen'e ulaşmaz. Tek temennimiz bu. Bakın şu karşıdaki ağaçlık alanda evlerin olduğunu görüyorsunuz. O evlerin arkasındaki ormanlık alanın risk olduğunu görüyoruz. Dumanlar yükseliyor. Tabii aynı dumanlar şu şekilde köyün doğusuna doğru devam ediyor. Evet, şöyle burayı gösterelim. Evet, Ersin Korkmaz isimli takipçimiz yazmış. Akçakaya acil yardım yanıyor şeklinde. Birçok takipçimiz Akçakaya hakkında yorum yapıyor. Şu an Akçakaya'nın durumunun kritik olduğunu biliyoruz ama bölgede olmadığımız için çok fazla yorum yapamıyoruz. Takipçilerimiz yazıyor. Acil Akkaya yardım gönderin. Köye indi yangın.
Bir başka takipçimiz Muhammed Rüzgar Dönmez. Köyün içine indi yangın Akçakaya. Evet. Bu çağrıları da buradan duyuralım. Gördüğünüz gibi. Evet. Durumun ne kadar ciddi olduğunu birazdan daha net göstermiş olacağız. Saatlerimiz 16.46. Tabi havanın kararmasıyla hava araçları faaliyetini sona erdirecek. Böyle bir durum var. Bakın. Şu bölgeden yoğun bir duman yükseliyor. Önlem, hazırlık, alevlerin evlere ulaşmaması için. Evet. Geçtiğimiz günlerde canlı yayın yaptığımız bir alanda şu karşıda gördüğünüz taraf. O bölge yanmış, alevler yerleşim hattına kadar gelmiş. Şu an yine duman tutuyor. Ama ciddi bir alev yok. Şu an bölge diğer tarafta. Yangının yaklaştığı bölge diğer tarafta. Evet, Fesleğen hakkında biraz bilgi aktaralım. Fesleğen mahallesi Milas'ın rakım olarak en yüksek mahallelerinden birisi. Fesleğen etrafı bal ormanlarıyla çevrili bir yer. Buradaki vatandaşlarımız yöre halkı, hayvancılık, arıcılık ve tarımla geçimini sağlıyor. Bir orman köyü. Tabii bu yangında çam balı üretiminin yapıldığı Basralı çam ormanları yanıyor. Bal ormanları yanıyor. Yöre halkımız gerçekten çok üzgün. Geçimlerini sağladıkları bu ormanlar maalesef alevlerin tehdidi altında. Yine Fesleğen'de meyve ağaçlarının yandığına şahit olduk geçtiğimiz günlerde. Şu okul bahçesinde gördüğünüz ağaç mesela bir kestane ağacı. Fesleğen'de ormanın iç bölgelerinde yine kestane ağaçlarının hem de asırlık kestane ağaçlarının maalesef yandığına şahit olduk geçtiğimiz günlerde. Diğer meyve ağaçları da yanarak kül oldu Fesleğen'de. Şu an tek temennimiz alevler yerleşime ulaşmasın. Akçakaya risk altında burada. Takipçilerimiz yazdı. Fesleğen'de okulun bulunduğu göletin doğu cephesindeyiz. Bir takipçimiz sormuş. Aşağıda da yerleşimin olduğunu biliyoruz Fesleğen'de. Bakın, müdahalesini yapan bir uçak şu an yeniden alandan ayrılarak su doldurmaya gidiyor. Şu alt bölgeye bir atış yaptı. Alevlerin ilerlememesi için. Biraz ilerleyeceğiz. Yangının riskini, yayılımını
daha net göstermek için biraz yangın alanına doğru ilerliyoruz. Fesleğen aynı zamanda suyun çok kıymetli olduğu bir yer. Çünkü burada bir uzun yıllar susuzluk yaşandı. Gördüğünüz gibi bölgedeki sarnıçlar yöre halkının su kaynaklarından birisi. Burada birçok tarihi sarnıç var. Yayla, Fesleğen Yaylası'nda bulunuyor bu köy. Yayla turizmi için eşsiz kaynaklara sahip olduğu her defasında dillendirilir. Bakın bir helikopter şu an, diğer bir koordinasyon helikopteri, izleme helikopteri ona eşlik ediyor. Bakın bu Çanakkale bölgesinden gelen bir helikopter, değişik bir çift pervaneli. Diğer canlı yayında bahsettiğimiz Yusuf Bakar'ın görev aldığı, pilot Yusuf Bakar'ın görev aldığı helikopter bu helikopter. Diğer helikopterlere göre daha etkili olduğunu biz sahada gördük. Umarız Fesleğen yangınında da etkin bir şekilde atışlar yapar. Evet. Evet, şu şekilde yangının ilerlediği hatta devam edeceğiz. Şu karşıdan dumanların geldiğini görüyorsunuz. Haber Milas, evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, 6 gündür yangın alanlarında olduğumuz için artık vatandaşlar tanıyorlar bizi. Sizlerden yoğun bir destek var. Yurt dışından da yayınlarımızı takip eden birçok takipçi var. 6 gün boyunca sahada gördüğümüz her şeyi sizlere aktarmaya çalıştık. Aktarmaya devam ediyoruz. Evet. Şu an rüzgarın biraz etkisini yitirdiğini görüyorum. Tabii yangının devam ettiği bölgede rüzgar ne şiddette onu bilemiyoruz. Bazen bölgesel olarak rüzgar şiddeti farklı olabiliyor. Evet, helikopter iniş yapacak sanırım. Orman Müdürlüğü'ne ait bir koordinasyon helikopteri. Şu an biraz önce bulunduğumuz alana iniş yapıyor. Köy boşaltıldı mı? Şu an insanların olduğunu görüyoruz köyde. Bakın, motosikletlerle yangın alanına geçiyorlar. Diğer evlerde vatandaşlar var mı onu bilmiyoruz. Şöyle helikopterin inişini gösterelim. Evet. Evet, burası Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi. Milas yangınlarında 6. gün alevlerin tehdit ettiği Fesleğen Mahallesi'ndeyiz. Milas bölgesinde en riskli alanlardan birisi olarak nitelendiriliyor.
Fesleğen Mahallesi ve Akçakaya Mahallesi. Akçakaya hakkında çok fazla bilgimiz yok ama orada da durumun kritik olduğu belirtiliyor. Evet. Evet, vatandaşlarımızın henüz evlerini terk etmediğini görüyoruz. Burada yangın bu bölgeye ilerliyor. Köpek bir şey yapar mı? Tamam. Sen yine tut da. Merhaba. Merhabalar. Haber Milas'tan. Volkan Yıldız. Canlı yayındayız şu an. Milas. Evet. Yangın bu hatta doğru ilerliyor. Sizler burada mücadele için bekliyorsunuz sanırım. Mücadele için son an evimizin kenarında işte artık daha bıraktık. Geldik kapımızda acaba yani kesin bir şeyimiz yok. Evet, son evinizi müdafaa için konumlandınız şu an. Yan arzada işte gözümüzle görelim. Halktan duymaktense son çarede bir yanışımızı izleyelim. Bittik zaten yani şurada 3-5 ev kaldı mahallede. Son çareye onu bekliyoruz. Evet, şu an yangının ulaştığı ev var mı bu mahallede? Daha önceki yok, hemen alanlarda. Kabirlik'e geldi. Kabirlik'ten öbür tarafa. Mezarlık yandı mı? Yok, mezarlığımıza girmedi. Hemen mezarlığımızın sınır boyu aşağı yoldan önlendi. Geride kalan yeri bitti. Camimiz okulumuzun önünden. Sadece şu mahallemiz kaldı. Ha, bunu önlemezsek artık bu mahallede. Son çare. Evet. Şurası. Fesleğen'deki bal ormanlarının ciddi derecede zarar gördüğü söyleniyor. Bal bitti işte. Aşırı derece. Artık bal 20 yıl sonra ömür olan görür burada. 20 yıldan bu yana bal işi bitti. Bal bitti. Önceden nasıl bir yerdi burası? Abi önceden bu yer, ben İstanbul'un dört bir köşesini versem buradan bana az bir yerdiysene vermeyi düşünmezdim. İstanbul'dan ne gelişmezdim. Havadar, yaşanacak, temiz, oksijenli bir yerimizdi. Binlerce vatandaş gelip burada sebepleniyordu. Şimdi biz vatandaşa kölelik değil, buyur itlike gitmeye karar verdiğim. Yani verildi andı şu anda. Sebebi? Geçim kaynaklarınız yandı. Ne geçim kaynağımız kaldı, ne yerimiz kaldı, ne mülkiyetimiz kaldı. Evet, geçtiğimiz günlerde kestane ağaçlarının yandığını gördük. Buranın çok ünlü. Ne kestanemiz kaldı, ne çamımız kaldı, ne zeytinimiz kaldı. Son yani çare biçim bitti. Artık bundan sonra el gücüyle bir de sadece kurtarabiliriz. Zaten 5 tane evimizi kurtarabilirsek bunu kurtaracağız. Kurtaramazsak olay bitti usta. Evet. 4 gün oldu malımı dışarı bırakıp gelelim ile emanet ettim. Ölü sağ bilmiyorum. 3 gün oldu eşimi torunlarımı atıp gelelim. İşte burada oturdum pınarın dibine Allah'a yalvarıyorum. Başka yalvaracak sığınacak bir kimsem kalmadı. Sen bir medya habercisisin. Çok güzel. Allah razı olsun. Burada şu aşağıda da çalışmaları göstereceğiz. Sizin emekleriniz biz burada görüyoruz. Var, geldiniz. Çok ciddi alanda bir mücadele edildi. Kaç gündür sahadasınız, yangınla mücadele ediyorsunuz? Usta bugün 6 gün oldu. Arımız kabardı artık. 6 gün oldu bak. Şu çocukların ayaklarındaki. Hani şu anda hep sağlıkçılar kremde ıvırdı zıvır getirdiler. O derecede. Biz de kremle geziyoruz. Kremle de cebimizde. Gösterir misiniz? Evet. Cebimizde kremle geziyoruz. Gördüğünüz gibi yangınla mücadelede yaralanan vatandaşlar tedavilerini de yanlarında götürüyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Şu gelen alevlerin geldiği alan nereden görebiliriz? Şimdi tam cephe bize biraz çatıya çıkabilir miyiz sen mesela? Sen gel usta bak. Gel ben sana. Evet. Yerimizi tamamen doğal kepazalarını göstereyim. Sen bizi dünyaya doyurmaktasın. Gel. Bir haftadır bak sığınan bu. Burada yatıyorsunuz bir haftadır. Nöbet tutuyorsunuz. Olayı bu yani. Evet, gözlerinizden de belli. Kıpkırmızı olmuş. Günde kaç saat uyuyorsunuz? Uyuyabildiniz mi diyelim. Şu anda ben hesabımı bilmiyorum. 2 gece 2 gündüz oldu. Şu anda benim uyku. Ben diyeyim 15 dakika, sen de 20 dakika.
Yemek 48 saatte şu anda bir tek kremeli bisküvi yedim. Niye yemeyeyim diye. Allah'tan suyum. 5 paket sigara, 10 litre su. Başka bir şey beni yaratmıyor. Bak, şu gördüğün karşındaki ev var, şu tepe. Evet. Tepeden, caminin minaresinden karşıyı izleyebiliyorsundur. Evet. Ustam. Şu gördüğün yer kestane ayıcı kabirliğim. Şurada bak aşağıda son bir beyaz ev var. Evet. Mahalle. Gördük ormanın içinde. Heh, ormanın kenarında. O evden bunun bu tarafı köyümün tamamen sınıra bitti. Kadar yalnız diyorsun. Tamamen bitti. Yani ne sınırı bunun öbür tarafı Bodrum'a ekli. Evet. Bu ya havale bitti. Gördüğünüz gibi hayvanlar daha önce tahliye edilmiş. Hayvanlarımız tahliye edildi. Yerimiz tahliye edildi. Nereye bıraktınız hayvanlarınızı? Abi şu anda bizim hayvanlarımız Çiftlik, Karacasar, Çamkö, Beçin, Milasak'ta çevre köylere bütün rüzgar buradan geldiğinden dolayı malımızı can güveni için o yere attık. Kendiniz yangından müdafaa. Kendimiz malımızın yanından gelsin geri geldik. Orada da eşimiz, dostumuz, bakana dalar olsun, bakmayana dalar olsun. Şu bölgeden çok yüksek bir duman geliyor. Şurası da ismi var mı o mevkinin? Köyümün Donburuk Kızılcırık Dağı. Yani arkasındaki şu dumanın oradaki evet. Yerdeki zeytin arazilerimiz bitti. Bu bölge yerleşime kadar tamamen Kızılçam Ormanı mı? Tamamen Kızılçam Ormanı ama şurada arkada bir arazimiz var. Boşluk var mı? Arada bir boşluk var, zeytinlik olan. Şu anda bizim zeytinlerimiz bitti. Evet. Şimdi bölgedeki rüzgarın yani bulunduğumuz noktada da arttığını hissediyoruz. Rüzgar çok etkili yangının büyümesinde. Uçak tavra şimdi çıktı alevle. Birkaç defa sorti atmıştı oraya. Sorti attı, o kurtardı. Eğer o olmasaydı şu gençlik hemen şuraya geldiydi. Evet. Zaten geçmişte burasını sıfırlama kestire bak. Şuraya bu evin mesafesini. Kaç metre, ne kadardır bu şu an? Ağzıma gelsin usta. Ben 500 metre diyeyim, sen 1 kilometre diye. Yani şu gördüğümüz genç ormanlık alanın alanı aşarsa hızla buraya ilerliyor. Evet, o zaman işte evimize geldik. Görüyorsun bak, ekilmiş arazimizin bu ot saniyede bitiyor. Evet. Dün şurada benim cenazem vardı. Başını sağ. Cenazemin defini derken 3,5 saniyede bak şu verici var ya. Hı hı. Şu vericiden şu gördüğün evde benim kayınpederimin evi. Bu ara 3,5 dakika içerisinde külhan geldi geçti. Çok hızlı ilerliyor yangın. Diğer bölgelerde de buna şahit ben olduk. Ben kabirliğimden gelsin geri gel evime dönüş yapamadım. Niye evet. Bir vatandaşım gelebildi? Bir de biz göremedik. Evet. Evimizi terk ettik. Daha önce burada birçok yangın oldu. Biz de yaklaşık 12 yıldır bölgede görev yapıyoruz. Böyle yangın tabii Muğla tarihinde olmadı diyebiliyoruz. Ben 52 yaşına girdim usta. Yani yaşımı söylemek Allah'a mahsus bir şey. Hayatım boyunca tek gördüğüm yer bu. Ha televizyonlarda, medyada görüyordum. Atıyorum Yunanistan'da, atıyorum Athena Dağı'nda. Yanardağ sürekli yanıyor da biz bu diyoruz ya nasıl yanıyor? Haftalarca bak bir haftadır bu yana biz ateşin içinde mücadele yapıyoruz. Tam şu sırtını dön bak. Tam sırtını dön. Şu boşluk var bak görüyorsun. Evet. Karşıdaki dağda. Hı hı. Ateşin başlangıcı orası. Oradan bak bu ateş böyle bizi deniz gibi çevreledi. Böyle denizi saya saya burası da termik santrali buldu. Evet şu karşıdaki alanları biz de görme fırsatı bulduk. Gerçekten mükemmel bir doğaymış. Yayla turizminin yapıldığı. Yayla turizmi abi. Arıcılığın yapıldığı. Memleket. Çeşit çeşit meyve ağaçlarının bulunduğu. 300 kamyon arıcı geliyordu bu yere. 300 kamyon. Tabii öyle de bir durum var. Muğla Türkiye'deki birçok arıcının. Arıcının bel kemiği burasıdır. Konakladığı alanlardan birisi. Yani buradaki yangın, buradaki bal ormanlarındaki yangın sadece Muğlalı çiftçileri, Muğlalı üreticileri etkilemiyor. Bunu belirtelim. Türkiye'de arıcılık yapan, gezici arıcılık yapan birçok üreticiyi de gurbetçi arıcıları da etkiliyor. Eminiz burayı bilen arıcılarımız da bu manzara karşısında gerçekten işleri parçalanıyordur. Genelde Kayseri'den geldi benim yeğenim. Arıları şu anda Kayseri'de bıraktı geldi. 10 dakika önce çocuğa dedim. Alıcı bulursun geçen aşçıya orada bırak da geldi. Evet. Çünkü bu yere gelip de... Bölgede tabii zeytinlik alanlara da yangın çok sıçradı. Bizim zaten zirai alanlarda çevremizde. Yani biz köyün ortasında değil. Bütün
zeytinler tabii bak. Bu zeytinler bu bölgede daha önce var mıydı? Yani bu biraz onu anlatır mısınız? Çok büyük bir emek var. Gözyaşlarınıza hakim olamıyorsunuz görüyoruz ama zeytin ağaçlarını burada siz bu kadar rakımda nasıl büyüttünüz, bu hale getirdiniz, ürün verir noktaya getirdiniz? Biraz o emeği anlatır mısınız bize? Bak, evimin önünde görüyorsun mavi depo var. Evet. Bu depoları eşeklerde, atların sırtında sulamacı, biz buna mücadele yapmayla büyüttük bunları. Öyle bir günde iki günde bu meyveyi bize vermedi. Bir de burası su anlamında çok kıt bir yer. Susuzluktan en harika bir yer. Bir yerde biz ne dedik, şu suyumuz gelmez yani. Makinelerin su aldığı yer bizim göletimiz. Evet. Biraz o yemekten bahsedelim. Buradaki zeytin bahçeleri, meyve bahçeleri nasıl yemeklerle oluşturuldu? Abi işte eşekle, atla mücadele yaparak da haftada bir defa, iki defa su dökerek de, hele bu mevsimde, bu aylarda biz bunu bir ay, iki ay bu zeytin ağacının dibinde beklemeye geçtik. Yani yetiştirmek, bir meyve yetiştirmek, bir insanın içeride evlat büyütmek. Evet, çok, bir evlatını büyütemiyorsa, tarlasında bir tek arazi dikip, meyve dikip büyütmemiş bir adamsa, bu adamda ne analık olur, ne babalık olur. Biz bu hayatı bu şekilde yaşadık. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Kaderime küsüyoruz. Kaderimize bağışlıyoruz. Allah yardımcımız olsun. En çok üzüldüğüm nokta binlerce kişilere, Allah bin kere razı olsun. Şimdi biraz ondan bahsedelim istiyorum. İsim neydi? Zeki Kara. Zeki Kara. Zeki Bey. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Siz de 6 gündür mücadele veriyorsunuz. 10 dakika. Ben de 20 dakika. Hadi bir orada bizi kafadan koyalım. Yarım saat. Yarım saat önce şöyle kapıma Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin su itfaiyeleri geldi. Bu insanlar var ya. Anlatamıyorum ya. Bu yolu kolayla gelmedi. Ben geçmişte bir ay önce Antep'te gezide ziyaret amaçlı gezen bir insanlarım. Bu yerleri de çok iyi bildik, gezip dolaştım. O adamların buraya gelip de bize bu hizmet vermesi. Ne diyeyim ya? Yani dinleyecek kelime bulamıyorum insanlara. Bu kadar yani isyankar oldum. Ama Allah bin kere razı olsun. Allah devletimden, Türk milletinin birliğini, beraberliğini gösteriyor. Allah, biz de bunlara şahit olduk. Allah milletimden zavallı etmesin. Allah bin kere razı olsun. Ha şöyle bir şey. Biz Türk vatandaşıyız. Ah buyur yanlış anlama. Ben biraz zaten bunalımın içindeyim. Karnımız açken farklı konuşuruz. Doyduk mu farklı konuşuruz. Bu gelen kişilerden gördüğüm vatandaşların hepsini dört dörtlük şame veremem. Niye şameye veremem? Her yoksuzdu, her şeyi yaşadı, gördü. Ama yarın kendini rahata attı. Bir koltuğa uzandığı zaman ya seni dışlayacak ya beni dışlayacaktır. Evet. Çünkü o sorunu açtı ya. Evet. Açınca bu geçmiş gününü hatırlamaz. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Yangın geliyor. Şu an alevler bu tarafa, evet, doğru ilerliyor. Burada ne gibi önlem aldınız? Bahçe hortumlarıyla mı? Ne yaptınız? İşte, neler yaptınız? Bak, bir anlatır mısınız? İşte bak usta. Gözle görüyor yani. Benim söylememe gerek yok. Hayvanları suladınız. Hayvanları suladım. Kendime göre önlem aldım. Bekliyorum. Mücadele. Acaba gelir de kurtarabilirsem bundan kurtaracağım. Evet. Şöyle devam edelim. Kurtaramazsam. Kaç kişi yaşıyorsunuz bu evde? Eşiniz, çocuklarınız? Yani eşim, çocuğum 3 kişi yaşıyor. Kızım vardı, o çıkardı. Evet. Annemi tabii kaybettim. Diyorum bak, Allah rahmet eylesin. Ya. Evet, Allah rahmet eylesin. Ama annenizi burada yangın sırasında mı? Yangın sırasında dün nenemi kurdum. Annemi bir önce kurmuştum. Evet. Dün de nenemi bıraktım. Evet, buradaki insanlar şunu belirtmek istiyorum. Doğayla mücadele içinde yaşamıyor. Yani bu izlenimi sizlere aktarmam gerekiyor. Buradaki insanlar doğayla barışık yaşıyor. Bakın burada bir pinar ağacı. Evet. Bu yöredeki bir pinar ağacı. Bunu kesmek yerine gölgesinden faydalanmayı seçmiş buradaki aile. Ve evini bu ağacın bitişiğine kurmuş. Bu ağaç bu yerde. Evet. Bu da benim konaklama yerim. İstanbul'dan, Ankara'dan bütün gelen insanım, dostlarım bunda konakladım. Bir bardak çayımı verebildiyse ben ne mutlu. Yediler içtiler. Herkes bu ağacıma bir diğer biçti. Ben bu ağacımı, ben mezara ağacım
geldi kalan evlatlarıma. Başka türlü hiçbir şey evet. diyemem. Ha işte yeğenime traktör getirdim. Evet, buradaki insanlar doğa sevgisiyle dolu yürekleri. Buradaki çocukları şu anda Denizli'ye gönderdim. Evet. Çocuklar, şu kadar çocukta, 1,5 yaşında çocuk Denizli'de. Yeğenlerim götürdü. Annesini Bodrum da öbür yeğenime onunla götürdü. İşte ya, bizim kepazalığımız bu. Evet. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol. Umarız geçmiş olur. İnşallah. Alevler buraya ulaşmadan yangın usta, söndürülür. Tek dileğimiz bu. Ben kurtulmuşum. Benim şevrem, eşim, dostum. Halkım kurtulmamış. Benim için hiçbir anlamı yok. Evet, evet. Ben isterim ki birçok yerde. Ne benim köyüm, ne de komşu köyüm. Şu gezdiğim Havale'deki yanan köyler bütün benim komşu köyüm. Siz oralara da destek verdiniz değil mi yangının ilk günlerinde? Ölümümde beraberiz. Tatlı günümde beraberiz. Sohbetimizde beraberiz. 7-70 birbirimizi tanıyan kişiyiz. Evet. Biz arkadaşlarımızla mücadele, biz bunu düşünmezken, arkadaşlara çaba yaparken kendimize patlak verdi. Şu an biz arkadaşlardan kötü bir mağdur durumda kaldık. Evet. Ama Allah'ın bilir. Evet. Cenab-ı Allah'ın bilir. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Haber Mias ekibi olarak. Çok sağ olun. Bir şeydir abi. Kolaylıklar diliyoruz. Ben de sizlere teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Sesinizi duyurmak için 6 gündür biz de sahalardayız. Yangın alanlarındayız. Biraz duygulandım. Ama tabii yani hepimiz duygulandık. Bak, akşam umarız bu yangınlar geçtikten duydum. Sonra da sizleri ziyaret ederiz. Bazı arkadaşlar sizin gibi medyaya gelen arkadaşlara tepki vermiş. Çektirtmek istememiş evet. falan fıstıkan. Biz ya, sen çeksin olur, çekmesin. Senin çekmen benim için yararı mı? Takipçilerimiz de 6 gündür yayınlarımızı görüyor. Biz Haber Milas olarak sahada gördüklerimizi olduğu gibi aktarmanın derdindeyiz, çabasındayız. Çok sağ olun bizi anlayışla karşıladığınız için. Sağ ol kardeşim. Görüşmek Allah üzere. Razı olsun. Sağ olun. Allah sağ razı ol. Olsun. Geldiniz burada derdimizi dinlediniz. Ne demek? Her ne demek? Için teşekkür İnşallah ederim. Güzel günlerde de geliriz. Ha, bu pinar ağacını bir gün konuşuruz inşallah. Bir bardak çayımı kahvemi. Sağ olun. Hemisi. Sağ olun. Sağ olun. Ne demek? Ama sağ olun. Zaten hayır. yangınla mücadele sürüyor. Savaş anındayız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hadi kolay bir kıyasın. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Gördüğünüz gibi duygu dolu anlar yaşıyoruz her anda, her köşede. Bu büyüğümüz de diğer vatandaşlar gibi evini tahliye etmek istemeyen, alevlerle son noktasına kadar mücadele etme yüreğini gösteren insanlardan sadece birisi. Zaten tahliyeler konusunda sıkıntı yaşandığı bir gerçek. Bu yangın alanlarında birçok vatandaş evini, hayvanlarını bırakmamak için köylerde yangına rağmen, alevlere rağmen evlerinde durdu. Biz bunu Bozalan'da, Çökertme'de, Gökbel'de, her yerde gördük. Evini müdafaa etmek için kaldı. Bazı vatandaşlar alevleri gördükten sonra artık boşaltma talimatı geldikten sonra terk ederken birçok vatandaş da buradaki ağabeyimiz gibi alevlerle mücadele etti. Şimdi köy merkezindeki alana ilerliyoruz. Telefonumuz çok ısındı. Bu sebeple yayınımızda şimdilik ara vereceğiz. Halkımızın duygu ve düşüncelerini, halkımızın yangınla olan mücadelesini, birliğini, dayanışmasını, ekiplerimizin çalışmasını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.